Mevcut müfredatlarda öğrenme genelde kitap bazlı, tekst bazlı, okuyarak yapılan bir işlem olarak hayatımıza geçmiş durumda. Bizler aslında öğretmenler olarak çocuklara öğrenmeyi öğretmemiz gerekiyor. Aslında bizler çocuklar için, öğrenmeleri için uygun ortamı sağlıyoruz ve bir ufak kıvılcım atıyoruz. Ve öğrenme aslında kendiliğinden oluyor. Çocuklar yaparak, görerek, o sorularına doğru cevaplar vermeye çalışaraktan öğrenmeyi köpürtmeye çalışıyoruz. Daha önceden Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin de yine desteğiyle okullarda robotik ve kodlama faaliyetleri gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra bilim karavanı ile köy köy dolaştık. Ve sonrasında da hep bir bilim parkı, bilim merkezi, bilim müzesi açıp buraya çocukları getirebilmek ve onlarla dünyadaki yaşıtlarının gördüğü deney kitlerine onları da ulaştırma gibi bir hayalim vardı. Bunun için dünyadaki diğer bilim parklarını gezdim ve sonunda Kıbrıs'ta yaşayan tüm çocuklara için bir bilim parkı oluşturduk. Buraya geldiğim en güzel gezilerden biriydi. İlkten ışıklar nasıl yanar? Tungsten, lityum arasındaki farkları söyledim. Ben daha olmak isterdim. Bilim deney insanı. Buraya gelince tamamen yani hepsi açıldı. Kesin bilgi. Yaptığımız projelerimizde Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile olan işbirliğimiz aslında doğal bir işbirliğinin çok ötesinde. Bir gönül bağı aslında. İbrahim Benter hocamız bu konuda bizlerle sık sık toplantılar yapar. Daha başka, daha yeni çocuklar için ne yapabiliriz diye sürekli bizi de çalışmaya ve düşünmeye, proje üretmeye iter. Dolayısıyla kendisine sonsuz teşekkürler.